Tevrat'ta varsa zaten bu Mehdiliğin doğru olduğunu gösterir. Tevrat'ta var, Zebur'da yok mu? Zebur'da da var. Zebur'da da geçiyor, Tevrat'ta da geçiyor. Bu Mehdiliğin sağlam bir zeminden geldiğini gösterir. Kur'an Tevrat ve Zebur'a işaret ediyor Mehdilikle ilgili olarak. Allah diyor, bakın diyor, Tevrat ve Zebur'da var diyor. Baktığımızda direkt Moşiyah Mehdi'den bahsedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla senin oradaki konuşmanda tamam bir samimiyet var belki ama bilgin yok. Yani Kur'an gönderme yapıyor. Tevrat ve Zebur'a bakın diyor. Dünya hakimiyeti ile ilgili orada bilgi bulacaksınız. Dünyaya hakim edeceğim İslam'ı diyor. Açın bakın diyor. Baktığımızda Moşiyah'ın dünyaya hakim olacağını, İslam dünyaya hakim olacağından bahsediyor. Hem Tevrat hem Zebur'da var diyor Allah bak. İki kitapta birden var. Sen ne diyorsun? Bu Mehdi'nin aleyhinde bir durum diyorsun. Kur'an'ın gönderme yaptığını görerek bunu söylersen dinden çıkarsın. Yani Kur'an gönderme yapıyor Allah. Bakın diyor. Baktığımızda aleyhine Mehdiyet'ten bahsediyor. Dolayısıyla Mehdiyet'in sağlamlığının açık delilidir bu. Efendim. Başka Kur'an'da işaret aramamalı. Hatta şifre aramamalı. Varsa niye aramayalım? Ya mesela 19'da kodlanmış. Bu harika bir şey. Ne mahsuru var? Hayret edecek bir yön. Niye aramayalım? Mesela Nisa suresi 75'te Cenab-ı Allah diyor ki, size ne oluyor ki diyor, Allah bir anormallik var diyor, bir gariplik var. Ne oluyor ki? Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Demek ki Müslümanlara saldıracaklar. Zulüm olacak, Müslümanlar çok zorda kalacaklar. İşte o devirde, Müslümanlar çok sıkıştı devirde, bize katından bir veli, koruyucu sahip, sahibi zaman gönder. İşte Mehdi gönder diyorlar işte. Açık ayet. Mehdi yok diyorsun, Allah Mehdi'yi göndermesini Allah'tan isteyin diyor. Bize katından bir yardım eden yolla diyen, erkekler kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına neden mücadele etmiyorsunuz diyor. Mehdi isteyin diyor Allah ayette. Ama ne zaman? Çok sıkışıp perişan olduğunuzu düşündüğünüz anda. Halkı zalim olan ülkeden çıkıyor. Artık Müslümanlar yaşayacak halleri kalmamış artık. Hicret durumu gelmiş. Böyle bir ortamda Mehdi isteyin diyor Allah. Sahibi zaman nedir? Mehdi'nin adı zaten sahibi zaman. Mehdi kelimesi çok az geçer. Mehdi hep kendi lakaplarıyla anılır hadislerde. Mesela sahibi zaman çok ünlü isimlerden bir tanesidir. Ayet doğrudan sahibi zaman diyor. Bakara suresi 246'da Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Hani peygamberlerinden birine bize bir melik gönder de Allah yolunda mücadele edelim demişlerdi. Bir önder, bir Mehdi gönder. De mücadele edelim diyorlar. Peygambere söylüyorlar bunu. Peygamberlere dedi ki Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Mehdi olarak onu gönderdi diyor. Peygamber bunu söylüyor. Bak bir Mehdi'ye ihtiyaç var. Peygamber varken bir Mehdi'ye ihtiyaç var. Allah peygamberin ağzından söyletiyor. Size Talut'u melik olarak gönderdi diyor. Mehdi olarak. Doğrusu Allah size onu seçti. Peygamber söylüyor. Ve onunla bilgi, onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Sen istemiyorsun ama Allah istiyor işte. Enbiya suresi 73'te ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık. Hidayete yönelten önderler ne derler? Mehdi işte.